Evet, ne diyorsun Ezan? Abla yani dün yaptıklarımdan biraz pişmanım. Yani hiç beğenmemezlik yapmadım aslında ben. Gideyim çalışayım. Aylık neyse 10 20 neyse çalışayım ödeyeyim paralarını. Yani Çalışmaya karar verdin. aynen. Turşuculuk mu neyse ne. Hı? Ne olursa olsun abla yani turşuculuk mu. Gece turşuculuk yaparım gündüz başka iş yaparım. Çal 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 çal. Ha, çok öder bekle. Konuşsun. Ödeyin paralarını abla. Yani hı? Bu burada bitsin kapansın. Bige Hanım konuşabilir miyim? Hayır. Ben de yoruldum abla yani. Hı? Ben de yoruldum artık yeter yani. 4 gündür rezil oluyorum zaten. Aslında rezil olup olmamak değil önemli olan. Ezel'cim yani senin kendinle ilgili ne hissettiğin. Milletin senin için ne söylediğinin hiçbir önemi yok. Hiç önemi yok. Sen kendin eğer başını dik tutabiliyorsa millet senin için ne söylerse söylesin. Doğru duvar yıkılmaz. Ama sen yanlış yaptığının farkına varman önemli. Yani onun farkına vardın mı? Evet. Hı? Tabii bunun farkındayım abla yani. Telafisini yapmak için her şeyi yapacağım yani. Elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Bugün arkadaşların sana para vereceklerdi. Bir 5-6 milyar getirdim işte. Hı? Bir 5 bin lira getirdim. Kim verdi? Söylemek istemez. Yok, şu an söylemeyeyim. Nerede para? Yanımda. E ver Tuğba'ya. Vereyim. Sen Ege ablanın eline say versin. Ben sana vereyim, siz verin. Sen ver oğlum, senin para sana niye karıştırıyorsun insanları? Olacak mı? Yok. Kendin ver oğlum, senin borcun yok, kendin ver. Niye gitti Tuğba'yı ver? Yok ben istemiyorum. E senin yok, sen o parayı ablana ver, dişlerini yaptırsın. Biz bak, paralarını da istemiyoruz. Abilerini de istemiyoruz. Evet. Yani, hayatım paranızı ödeyeceğim diyor çocuk. Hayır abla, biz hiçbir şeylerini istemiyoruz. İnşallah doğru yola gider. Kendini kurtarır. Biz sadece ayrılmasını istiyoruz kardeşim. Hani res çekmiyorum ben. Ödemeyeceğim demiyorum. Ödeyeceğim. Versene işte Tülay. Allah Allah. Allah. Cebinde akrep paralar yerlere döküldü. Niye dağıttın? Ben daha kapandım. Onun çalışacağı en fazla 2 ay. Onun çalışmaz bile. Uğraşamam. Mecbur çalışacak artık. Mecbur çalışacağım. Tamam yani. Sana ödesin. Biz artık bacımızı... Dur bir dakika Tülay. Hasta olsun istemiyoruz. Biz bakarız. Yok fazlasıydı öderim abla yani. Bunları da fazlasını öderim, bunları da fazlasını ya öderim. Ya sen bizim paramızı öde de fazlasını boş ver yani. İstemiyoruz fazlasını. Peki çalıştığı yer... Ver işte Tuba'ya. Ya yok istemiyorum Müge abla gerçekten. Niye istemiyorsun? İstemiyorum, ben boşanmak istiyorum. Haftaya da kredi çekeriz. Ya boşanmak ayrı. Ama benim bana bir odun o istemiyor, bu istemiyor, ben gene ver. Ben boşanmak istiyorum. Ay gerçekten şurada 300 bin liranın 5 bin lirası almışız. Allah bir bereket versin. Böyle böyle toplayacağız kızım. Nesini almıyorsun işte? Yok gerçekten istemiyorum ben. Hayır. Yok. İnadınızı inadınızı kendi lehinize kullanın. Anlatabiliyor muyum? Ya. İnat edecekseniz alın o inat seni. Kendi lehinize işlesin. Verirsek lohantaya giderler. Şu an sen gene 5 bin lira 5 bin liradır. Tamam evet. o borcunu ödemiş ama çocuğu dedi ki ben sen de hastaneye çalışacağım. Haftaya da bir 15 bin lira kredi çekeyim abla, getirir paralarını veririm. Yani zaten çalışacağım sürece. Yani kendilerinin hesabına yazsın. Haftaya da 15 bin lira vereceğim. Ha, bir kredi falan çekeceğim. Hani tamam, böyle böyle. Tamam gelirsin yine burada verirsin. Nasıl 15 bin lira mı çekebiliyorsun kredi? Yani bir bakacağım abla. Bir söyleyeceğim bankaya, konuşayım. Gideceğim. Yani banka verir zaten 10-15 bin lira verir. Hı. Yani böyle böyle. Yani çalışacağım zaten. Çalıştığım sürece de Ezelcim, ekstra. Sen gir turşucuda mı çalışıyorsun? Ne yapıyorsan çalış. Tamam çalışacağım sonra zaten. Sonra gene seni ajanstan ha? Çağırırlarsa yok, çalışacağım gider oyunculuğunu da yaparsın. Yok. Ya çalışacağım abla zaten tamam. Ama kafadayım hani. Ama bak dün mesela çok güzel söyledi işte bak oyuncu ablan. Yani yok, öyledir çünkü doğru. Bu oyunculukta böyle bir şey vardır. Şebnem Gürsoy. Bir ablalık, abilik bir sıralama vardır. Yani sana ne dedi? Oyuncu şöyle olmalı, böyle olmalı falan dedi. Yani sen sanıyor musun ki git bakalım. Sen bir gidip konuşsan o oyuncularla, gördüğün oyuncularla. Ne kadar zorluklar çektiklerini, 3 paraya çalıştıklarını... Anlatamıyorum. Günlerce orada aç susuz kalıp çalıştıklarını. Yani o, bu bir aşk, bu bir başka bir şey. Ama yani şimdi senin bir para kazanman lazım bir yerden önce. Yok kazanacağım, çalışacağım zaten abla. Yani dün biraz üstüme geldikleri için yani ben sinirden ne dediğimi bilmedim hani. Yani beğenmiyormuş gibi davrandım ama yani ben çalışacağım abla yani. Her şeyi yaparım.
Turşucu beni part time alsa ben çalışırım ha. Ne var şu? Ben severim böyle havuç sarayım bilmem ne sarayım. Arada da turşucu içeriz ha. Sorun yok, yaparım yani ne olursa. İstemiyorum ya. Gider orada da yaşarım. Ya hanım, sen elini uzat, Allah rızası için uzat, abisinin parasını öder. Benim oğlum çalışmam demiyor. Delikanlılığını yapıyor. Ya her kişi de dilini uzatmasın. Ödemez. Ben öder. Çok iyi biliyorum. Sen öde. Bencim, annesi oldu, sen öde. Ya sen abla, sus. Abla, sen öde. Sen sus. Ödermiş. Gördük ya. Ödediğinizi. Yani bunlar tartışma. Sen var ya, oğlunu da al yapıyorum. Git. Oğlunu da al git ki dışarılarda sevgilini çekmesin. Abla bir sus. Tamam mı? Oğlunu da al git. Onlar da girer bir ay içinde. Ben Geza evine. Onun için hayatımı vereceğim. Ha. Siyah saçlarını beyaz etmiyorum. O para sende. Ya, o para sende. Rica ediyorum. Tamam mı? Durun, o para abla, sende. Anne. Yettim. Anne. Mehmet de biliyor. Anne, susmak da erdemliktir. Paranın sende olduğunu Mehmet de biliyor. Ablacığım. Anne. Hepiniz harcadınız. Hayır harcamadılar. Onun seviyesine düşme. Senin okuman yazman yok. O para senin evinde. Anneciğim bir saniye. Evinde o para senin evinde. Şunun hatırası için. Çünkü bir kere gözyaşı dökmedin sen. Anne değilsin çünkü. Sen annesin. Anneyim tabii. Annem gibi de anneyim. Kavga yapıyorlar, yine kavga yapıyorlar ya. Çıkıp gideceğim anam. Yok, çıkıp anne, gitme abla. Çıkıp yeri dar olan kişi. Çıkıp gitme. Efendim. Ama susalım. Size bir ricam var. Allah sizin ne muradınız varsa versin. O turşucuyu bir araştıralım, bir şey yapalım. İyi birisiyse kardeşim oraya yönlendirelim. Abla bir de ben senin benim hani kardeşim çalışmıyor demiyor. Ben çünkü şimdi güvenmediğim insanların yanına gidemem. Aza kanaat etmeyen çoğu hiç hani kanaat senin etmez. Sen ödedin. Bu paranın birdenbire ödenmeyecek yani ödedinse. Biliyorsunuz siz de biliyorsunuz. Bu para azar azar ödenecek. Sizin kardeşiniz 17 yaşında evden kaçıp hayır, ama sizinle hiçbir bağlantı kurmayan sokaklarda büyüyen bir çocuk. Şimdi turşucunun nesini araştırayım ben? Kız mı veriyoruz? Müge Hanım. Yani 17 yaşında sokaklara çıkarken düşünmediğinizde nerede yatıyor, nerede kalkıyor, kimlerle geziyor, ne yapıyor? Şimdi bir tane birisi iş teklifi yapmış. Ben neyin araştırması doğru yapacağım? Doğru söylüyor. Gider beğenirse beğenir, kadın beğenmezse doğru söylüyor. Hayır, o anlamda bir demedim. Bir sus, yani. Müge Hanım dinleyin. Sus. Ha. Doğru söylüyor. Bu çocuk gittiğinde ha. 17 yaşında hangi peşine düştünüz? Hayır, ben o anlamda söylemedim Müge Hanım. Yanlış anladınız. Bırak o anlamı, o anlamı. Hani dünyamız biliyorsunuz çok kötü bir insan. Hani bırak türlü türlü insanlar var. Güvenilir mi güvenilir mi? Ama 17 yaşında sokaklardayken dünyamız türlü türlü. O zaman neredeydiniz? Belki 17 değil, 16 yaşında kaçtı. Yaşını da öğrenebilirim. 9-19 yaşında kaçmış. 16 yaşında kaçmış. Her şeyden hatırlıyorum. Efendim? Bunlara bakma sen 16 mı 17. Ben 17 yaşına kaçtım. Ben ne zaman kaçtım da biliyorum evden. Kendi yaşımı da biliyorum. 99'lu değilim ben. Bu arada 99'lusun. Ben tamam, 16 yaşında evet. Ya da 17 tamam. Yaşında. Kaç doğumlu yaşamayacağım? Bir saniye. Yani, oğlun kaç doğumlu? 99'lu değil, doğum tarihi bilmiyor ya. Şey bir hafta vardı yılbaşına, bir hafta vardı. Doğum yaptım. Kocama ya dedim Allah. Ki bir hafta bekle de dedim. Tamam, 9'dan kocam kalktı 98'de bir hafta için. 99'lu olmadı. Tamam. İşte onunla. Komşu ha. Komşulardan beraber doğurduk. Aynı yaştalar. 99'lu. Ablacığım ben zaten bunların yüzünden bu sıkıntıyı yaşıyorum. Gerçekten. Hani ben çalışayım. Bunlardan bağımı kopartayım abla. Gideyim. Hayır, ben ailemi de istemiyorum. Turşucunun nesini araştırmamı istedin? Boş ver abla. Sen, yani, abla sen bunlara bakma. Boş ver. Namuslu, terbiyeli olsun. Sen bana bak abla. Yani 2-3 kuruş eksik olsun kızım. Boş ver abla. Bir şey söyleyeceğim. Diyelim ki terbiyesiz bir adam. Yani 16 yaşında kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalışan çocuk ya şimdi bu yaşa gelmiş onu halledemeyecek mi? Tabii. Ya. Hani ne yapacağız biz yani Ezel'e? Ezel şimdi sanki 11 yaşında kız çocuğu da... Yok abla bunlar zaten öyle davranıyor. Çalıştırmaya çalışıyoruz ha? Bunlar zaten benim bildiğim bile bana öyle davranıyorlar. Kız gibi davranıyorlar. Bana kadar, kız muamelesi hani, yapıyorlar zaten. Ya, hayır kız bir erkeği şey yok da bunun yani. Şimdi işe ya, girecek çalışacak ne yapacak? Adam onu da dövecek sen, hali yok. Sen ne bunlara yapacak? Bakma. Tülay'cığım sen efendim. Ne arzu edersin? Sen kendi kardeşine iş bul. Müge Hanım zaten iş bulacak olsam abla, kendim girer çalışırım. Ben zaten... Ben zaten Antalya'da çalışan bir insanım. Ben evimin... Antalya'da iş yok mu Tülay? Antalya'da var ya. Var ama... Antalya'da iş şimdi, dolu çalışmak ben isteyene. Ben size söyleyeyim yani var iş çok. Hı. Hani ama güvenilebilecek mi, güvenebilemeyecek mi bir insan? Bana da çok iş teklifi abla. Geliyor. Ama bir bayan olduğum için, bir eşimden ayrıldığım için her yere gidemiyorum. Çünkü neden? Namusum Tülay var ya bak. Şey yapıyorum. Kafanı kaldırıp da böyle... Etrafına bakınmazsan var ya, kimse hiçbir şey yapmaz kızım. Orası öyle tamam. Müge abla. Evet, orası ha. Öyle. Hiç kimse yapmaz. Evet. Bak ben Buranda 31 yılda şey çalışıyorum ben. Ama 17 yaşından beri hiç kimse de dönüp de bana gözünün üzerinde kaşın var demedi bu zamana kadar. Evet. Vallahi de billahi de. Hiç, sıfır. Çünkü benim tavrım ve tarzım her zaman bellidir yani. Bana kimse zaten sataşmaz yani. Hiç yani 17 yaşında da sataşmıyordu. Şimdi de sataşmaz. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Ha
hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.